Evet arkadaşlar, bugün yalnız kaldım. Çekimde yanında kimse yok. Tek başına sunuyorum bugün. Kimse gelmeyecek mi acaba? Bir dakikadan herkese merhaba. Bugün hepimizin yer yer hak vereceği, yer yer yok be diyeceğiniz bir bölümle karşınıza geldim. Konumuz ünlülerin oynadıkları rollerin üzerlerine yapışması. Nasıl yanisini açıklayayım hemen. Bazı oyuncularımız şahane oyunculukları olmasına karşı onları tek bir karakterde kabullenebiliyoruz. Komedide bir kere gördük diyelim. Tamam, bu adam artık komedyen. Ya da bir kadını dönem dizisinde gördük. Tamam, bu kadın artık dönem dizisi oyuncusu. Onlar orada öylece kalıyor. Çıkartamıyoruz. Şimdi neden bu durumun oluştuğuna ve hangi oyuncunun üzerine hangi rolün yapışıp kaldığına bakacağız. Tabii tamamen şahsi düşüncelerle. Bana göre ilk nedeni kesinlikle görünüş. Ki oyunculara da genelde rol teklifi o role, o karakterin ne kadar yakışacağıyla seçildiğini düşünürsek geçerli olabilir. Diğer nedense o oyuncunun o karakteri resmen yaşaması. Ali Atay tam bir Mecnun mesela. Nebahat Çehre tam bir Firdevs Yoroğlu. Engin Günaydın'sa tam bir Burhan Altıntop. Böyle söyleyince şunu da fark ediyoruz. Mesela Mecnun Ali Atay olmasaydı kim olabilirdi sizce? Sizin aklınıza birisi geliyor mu? Benim asla. Çünkü o karakteri yaşatan kişi o oyuncunun kendisi oluyor. Gerçekten Engin Günaydın Burhan Altıntop'u canlandırıyordu mesela. Bence Doğu Demirkol olabilir. Şey mi? Mecnun yerine mi? Olmazdı ya. O adamın peltekliği var ya bir tık. Ali Atay'daki şeyi ben seviyorum. Sonra şöyle yapıyor böyle. Olabilir mi ki öyle bir şey ki acaba falan yapıyor. Mecnun Lovers. Dezavantajı da var. O oyuncular farklı bir rol canlandırmak istediklerinde kabullenemememiz. Ya da o karaktere yakıştıramamamız gibi mesela. Başta bahsettiğim komedide oynayan oyuncuyu dram dizisinde şak diye koyunca sert bir karakter olarak görünce abi olmamış ya dememiz gibi gerçekten. Gerçekten de olmuyor ya. Ünlüler tarafından bakınca kötü bir şey aslında. İyi bir oyuncusun, bir şey deneyeyim diyorsun, sana şey deniyor. Sen Bihter Ziya gitsin. Aptal olma. Şimdi rolü üstüne yapışan ünlülerimize bir bakalım. Son verdiğimiz örnekten başlıyorum o zaman. Beren Saat. Beren Saat oynadığı Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'i o kadar bize iyi yaşattı ki gerçekten millet gözlerimizin önünde birbirini severken biz de işkenceler içinde kıvrandık. Beren Saat daha sonra farklı rollerde oynasa da mesela Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisindeki gibi bizi olduramadık. O güçlü, gururlu kadın olmak zorunda gibi geldi hepimize. Ha, Fatma Gül'ü kötü mü oynadı? Asla. Ama her an birine atacağı o küçümser bakışı aradık gözlerinde. Diğer bir oyuncumuz kesinlikle Tamer Karadağlı. Bababababa diye hayıflanmasıyla aklımızda kalan Haluk. Pardon. Karadağlı. Çocuklar Duymasın'daki karakterinden çıkamadı aklımızdan. Ki kendisi de bu rolü oldukça benimseyerek ve severek oynamış, belli ki katıldığı bir televizyon programında hayatımın sonuna kadar Haluk'u oynayabilirim diye konuşmuş. Gerçekten hayatının sonuna kadar Haluk'u oynayabilirsiniz Tamer Karadağlı beycim. Dün gördüm bu arada onu. Ya harbiden şey dedim hani Haluk. Böyle hani şöyle yürüdü, şöyle yaslandı falan birkaç soru sordu böyle böyle. Ondan sonra tekrar böyle yürüdü falan. Adamın yanına gidecektim, korktum gidemedim. Tamer Karadağlı üzüldü. Ama ben de onu şimdi şeyde izledim ya. Andropoz'da. Aynen. Orada da. Olmamış, tutmamış. Orada da yine Haluk. Hep Haluk bu adam. Adam demek ki o yakışıyor bir yandan da. Son dönemde yer aldığı Andropoz'da da şiveli ve cinsel yönelimi belirsiz bir karakteri canlandıran Tamer Karadağlı şivesi nedeniyle çok fazla eleştirildi. Aynı zamanda o Haluk karakterinden de maalesef tam çıkamamış gözümüzde hala ki yorumların çoğu da hala Haluk. Unutmadan Kurtlar Vadisi dizisini de es geçemeyeceğiz. Çünkü bu dizi öyle bir diziydi ki içerisinde dahil olan tüm oyuncuları o karaktere hapsetti. Oktay Kaynarca'yı Çakır'a, Necati Şaşmaz'ı da Polat Alemdar'a bağladı. Hatta dizide ölünce cenaze namazı kılınan Çakır karakteri için hala her yıl anma etkinliği yapılıyor. Polat derseniz yengeye Elif dedin ustadaki bakış ben daha söylerken bile belirdi gözlerimizde. Son ismimiz ise az önce bahsettiğimiz Andropoz dizisinin yazarı Engin Günaydın. Ben adını deyince zaten gözlerde Burhan Altıntop beliriyor. Duvardaki Çikos ile konuşması, depresyonda yediği çikileytalar çıkmıyor aklımızdan. Asla. Tam bir ikon. Kendisi geçtiğimiz günlerde bu rol için biraz pişmanlık duyduğunu dile getirmiş gerçi. Oynamaktan değil, o dönem gelen teklifleri reddederek kaybettiği paralardan. Evet, iş anlamında üzücü de olsa Engin Bey, biz Burhansız yapamazmışız. Saydığımız herkesin şahane oyunculukları olsa da bu karakterlerle bütünleştiriyoruz ister istemez. Çok eksisi, çok artısı var. Evet, sizin aklınıza gelen ikonik dizi karakterleri kimler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bizden bu bölümlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.